Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Her yaştan insanın problemi boyun ağrılarıyla nasıl başa çıkarız? Boyun ağrıları için farklı ve pratik öneriler. Evimizde sürekli kullandığımız temizlik ürünleri ne kadar sağlıklı? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bulaşık makinesi deterjanı. Bulaşık makinesi dizmeye yardımcı olacak pratik öneriler. Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım, doktor Civan'ım, doktor doktor Civan'ım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle yine dolu dolu bir program yapacağız inşallah. Vücudumuzun çok önemli bir bölgesinden, boyun ağrılarından ve boyundan kola doğru vuran ağrılarımızdan, ellerimizdeki uyuşukluklardan bahsedeceğiz, boyun ağrılarından bahsedeceğiz. Size evinizde kolayca bulaşık makinesinde bir deterjan yapacağız. Diğer deterjanlara göre hem çok daha ucuza mal olacak, hem bulaşıklarınızın üstünde kalıntı kalmayacak, hem de daha parlak olacak, güzel, %100 evde yapabileceğiniz bir deterjan yapacağız beraberce, göstereceğiz. Burada da bulaşık makinemizi de açıp nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu, nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Bulaşık makinenize parlatıcı nasıl oluyor, nasıl koymamız gerekiyor, hepsini anlatacağız. Bulaşık makinenizde oluşacak kötü kokulara mani olmak için neler yapacaksınız, hepsini anlatacağız. Serap Hanım onlarla ilgili güzel hazırlıklar yaptı. Bulaşık makinesini çalıştırmışken evde kolaycacık turşu kuracağız beraberce. Bulaşık makinesinden yararlanacağız. Bunun için de size tam da zamanı şimdi kırmızı pancar nimetinden bahsedeceğiz. Kırmızı pancardan turşu nasıl kurulur? Bulaşık makinesinde çabucak turşu nasıl olur? Onları hepsini göstereceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu lahana denen nimetimiz bu. Hepimizin çok faydalandığı bildiğimiz nimetimizden biz de boyun ağrılarından acaba nasıl yararlanacağız? Nasıl faydamız olacak? Onu konuşacağız. Tam zamanı Yüce Rabbim bu mübareğe her türlü nimetleri vermiş. Zayıflamak isteyenler buna başvuruyor. Ağrılar olan buna başvuruyor. Vücudunda ödemleri olan buna başvuruyor. İnanılmaz bir nimet. Tam da mevsimi, tam da zamanı. Muhakkak yemenizi, çocuklarınıza sevdirmenizi tavsiye edeceğiz. Çorbası oluyor, dolması oluyor. Her türlü nimet bu. Bununla da nasıl yararlanırız onlardan bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi ayakkabımızı veriyoruz. Ayakkabımızı kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifremizin birinci harfi çıktı ne? Bursamızın B'si. Acaba kelime ne? Erkeklere erkek modeli, hanımlara iki tane modelimiz var. Bir spor modeli, bir düz modeli. Hangisini kazanabilirlerse onları hep kendilerine yollayacağız. Bunun için sadece yapmaları gereken şifreyi iyi bilmeleri. Yalnız şifreyle ilgili söyleyeceklerim var. Hangi dakikada, hangi saatte vereceği belli olmuyor yönetmenimizin ve kelimeyi biz bile bilmiyoruz. Aman iyi takip edin. Bazen reklam aralarında bile verme yetkisi varmış. Ona göre söylemedi demeyin. Ben daha önce reklamlarda vermez zannediyordum. Meğerse reklamlarda da veriyormuş. Hani ben size diyordum ya, reklam aralarında gidebilirsiniz, tuvalete gidin, şu yapın, bu yapın. Ben size bir tavsiyede bulunuyorum. Tuvalete gidecekseniz muhakkak nöbetçi koyun da gidin. Öyle yapmadan gitmeyin dedikten sonra sabah jimnastiğimizi yapalım. Bir kendimize gelelim. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı sabah jimnastiğimizi yapalım. Gelsin bakalım asistan arkadaşlarımız. Bugün Batıkent'ten geldiler. Ankara'mızın Batıkent'ten geldiler. Ayşe kardeşimiz getirdi. Bugün çok uzaktan da misafirlerimiz var. Biraz sonra konuşacağız kendileriyle. İran'dan gelen misafirlerimiz de var. Onlarla da konuşacağız. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı bir sabah jimnastiği programına başlıyoruz. Ellerimizi birbirine sürterek enerjimizi tazeliyoruz.
enerjimiz nasıl tazeleniyor? Ellerimizi birbirimize sürttüğümüz zaman vücudumuzda var olan biyoenerjimiz açığa çıkıyor. Biyoenerji açığa çıktıktan sonra sağ elimizin tepesinden sol elimizi göğsümüzde koyarak derin derin nefes alarak vücudumuza enerji girişini ve güzel vücuduna oksijen girişini ayarlıyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Her nefes aldıkça iyiliklerin, güzelliklerin, huzurun vücudumuzda hissediyoruz. Rahatlıyoruz, 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 rahatlıyoruz. Bir daha yapalım. Bu sefer ne yapacağız? Gözlerimize kullanacağız. Gözlerimizin feri sönmesin. Gözlerimiz hep pırıl pırıl olsun. Ellerimizi birbirine sürttükten sonra şöyle yapıyoruz ve gözlerimizin üstüne koyuyoruz. Yine burnumuzdan derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça gözlerimizden güneş, güzel enerjinin geldiğini, iyiliklerin geldiğini hissediyoruz. Rahatlıyoruz, 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 rahatlıyoruz. Dedikten sonra dönüyoruz. Bugünkü de konumuz boyun ağrılarından devam ediyoruz. Gidebildiği kadar sağa. Bugün konumuz boyun ağrıları. Boyun ağrıları olmaması için boyun jimnastiklerini çok yapmamız lazım. Aklınıza geldikçe her an her dakika yapın kardeşlerim. Sağa, sola, gidebildiği kadar sağa, sola, sağa, sol, sola, sağa. Şimdi olduğu yerde geriye vereceğiz. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Geriye, öne. Geriye, öne. Çok güzel. Sevgili kardeşlerim, olduğumuz yerde başımızı sağa sola eğelim. Sağa, sola, sağa, sol, sağa, sola, sağa, sol. Gidebildiği kadar sola, sağa. Olduğumuz yerde omuzlarımızı çevirelim. Hanım kardeşlerim, kuluçlarınız için bu çok önemli hareketler aklınızda olsun. Tersine çevirelim, tersine çevirelim, tersine çevirelim. İyice, 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 iyice. Ellerimizi önde birleştirelim şöyle. Kelebek gibi açılalım. Sırt için, omuz için önemli hareketler. İyice açıl, iyice kapan. 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 Açıl, kapan. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Ellerimizi öne doğru uzatalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Bilekleri çevir, çevir, çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Dirsekleri kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Omuzlar için yapıyoruz. Olduğu yerde çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Şöyle bir silkin, dökün. Bütün kötülükleri at, bütün sıkıntıları at. Ve en önemli jimnastiğini yap. Neydi en önemli jimnastiğim? Bedeninizin iyiliği kadar içinizin de iyi olması lazım. O zaman ne yapıyoruz? Çok şükür, bütün verdiklerine çok şükür. Huzuruna, mutluluğuna çok şükür demeyi unutmuyoruz. Bunu yaptıkça içimizin iyi olduğunu, ruhumuzun, bedenimizin iyi olduğunu göreceksiniz can kardeşlerim. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Sırtımızla, belimizle ilgili hareketlerimize devam ediyoruz. Yukarıdan şöyle toplayın bakalım. Kar parçaları, elmalar, armutlar, limonlar, portakallar. İyice uzan, 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 uzan. Gergin gergin uzan. Eller havadayken gidebildiği kadar sağa gidelim. Gidebildiği kadar sola gidelim. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Eller havada, hep beraber havadayken öne eğileceğiz. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. 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 Rahatla nefes, rahatla nefes, rahatla nefes, rahatla nefes, rahatla, rahatla, rahatla. Ellerimizi yine uzatalım. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Bel için, sırt için önemli hareketler yapıyoruz kardeşlerim. Sağa, sola, sağ, sol, sağa, sola, sağ, sol, sağ, sol,
Rahatla. Şöyle derin derin bir nefes alalım bakalım. Nefesi daima burnunuzdan alıp ağzınızdan vermeye çalışınız. Burnunuzdan aldığınız zaman bu soğuk havalarda nefesiniz ısınıp girecektir. Bunu ihmal etmeyiniz. Ağzınızdan nefes aldıkça boğaz enfeksiyonları, boğazınızda oluşacak iltihaplar fazlalaşır. O yüzden muhakkak burun yolunuzun açık olmasına dikkat edin bu soğuk havalarda. Çünkü kar yağarken diğer zamanlarda hep burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeniz lazım. Eğer burnunuzu nefes alamazsanız, burnunuz tıkanıksa muhakkak temizleyiniz. Burnunuz açık olması lazım. Çünkü Rabbim buralara klima teşkilatı koymuş. Yaptığınız zaman hava ısınarak gidiyor akciğerlerinize. Ama böyle yaptığınız zaman lap diye birdenbire soğuk hava giriyor. Ciğerlerde sıkıntı oluyor. Boğazda sıkıntı oluyor. O yüzden muhakkak burnunuzdan nefes almaya gayret ediniz. Sakın ihmal etmeyin. Dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle? Hem kalçamızı, hem belimizi, hem sırtımızı ilgilendiren hareketler. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Öbürüne geçelim. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakın. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Kalçamız için, belimiz için, dizimiz için önemli bir hareketti. Kalça ameliyatı olanlar, olmayanlar, herkesler yapabilir. Şimdi bir hareket daha gösteriyorum. Oturduğunuz yerde dizi ağrılarından kurtulmak istiyorsanız, kalça ağrılarından kurtulmak istiyorsanız bunu bolca yapınız. Oturduğunuz yerde çok basit hareket. Bacağınızı öne doğru uzatıyorsunuz. Burada püf noktası ayağı kendinize doğru çekmeniz lazım. İyice çekin ayağı kendinize doğru. Kaldır, indir, kaldır, indir. Olduğunuz yerde kaldır, indir. Diz ağrıları için, diz protez ameliyatları için, diz ameliyatı olanlar, olmayanlar, dizinde ağrı olanlar, olmayanlar, herkes için çevir, 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 tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Rahatla, rahatla, rahatla. Yine sol ayağımızı yapıyoruz. Bacağımızı öne doğru uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Kaldır, indir, kaldır, indir. Can kardeşlerim, bu hareketler çok önemli. Ne olur yapmayanlara da haber verin, yapsınlar. Bu bedeniniz için önemli. Bedeninizin, eklemleriniz için çok önemli. Eklemlerinizin sağlığı açısından çok önemli. Çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Olduğunuz yerde rahatlayınız, rahatlayınız, rahatlayın. Geldik gariban ayaklarımıza. Ayaklarımız şişmesin, ayaklarımız morarmasın, varislerimiz olmasın. Bu hareketi çok yapalım. İyice çekelim, iyice bırakalım. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Tek tek yapıyoruz şimdi. Ayağımız, bileğimiz için olduğunuz yerde çevirin ayak bileğinizi. Ayak bileği burkulmalarına karşı, ayak ağrılarına karşı önemli. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Öbürünü yaptık. Ayak çevir. Çevir, çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Rahatla, rahatla. Şimdi şöyle bir nefes alma egzersizi yapıyoruz. Karın nefesi dediğimiz, diyafram nefesi dediğimiz önemli bir nefes. Bunu da muhakkak öğreniniz. Bu da vücudunuzun direnci açısından çok önemli. Karnımıza elimizi koyuyoruz. Ağzımızdan, burnumuzdan nefes alacağız. Ağzımızdan vereceğiz. Önce ağzımızdan verip karnımızın çökmesini sağlayacağız. Bakın böyle. Bak, karnım içine çöktü. Şimdi burnumdan nefes alacağım, karnım şişecek. Ver ağzından nefes. Burnundan al. Kural, burnunuzdan nefes alırken karnınızın şişmesi. Kardeşim, bu diyaframı aşağı doğru indirdiği için akciğerlerinizin en uç noktasına kadar oksijen gidiyor. O nedenle akciğerleriniz daha yüksek kapasite çalışıyor. Vücudunuza daha bol oksijen giriyor. Beyninizde daha oksijen gidiyor. Dokularınıza daha iyi oksijen gidiyor. Çocuklarınıza bu nefesi öğretiniz. Heyecanlandığında, telaşlandığında, ders çalışacağı sırada yapsın.
daha güzel beyni çalışacak, daha heyecanı geçecek. Aklınız olsun, bu nefesi muhakkak öğreniniz. Bunun adı diyafram nefesi, karın nefesi de denir. Bunu öğrendikçe vücudunuza bol oksijen kapasitesi olur. Biraz sonra lahanadan nasıl bir boyun ağrılarına faydalı nimet yapacağız. Biraz sonra çok güzel size bir pancar turşusu, çok güzel evde kullanabileceğiniz bulaşık makinesi, %100 doğal deterjanı evde nasıl yapabiliriz, onları konuşacağız. Boyun ağrıları için neler yapmamız gerekir, nasıl püf noktaları var, boynumdan ellerime doğru ağrılar geliyor, parmaklarıma ağrılar geliyor, parmaklarım uyuşuyor, elim uyuşuyor, kitapları tutamıyorum, çaydanlığı tutamıyorum diyorsanız bu programı kaçırmayın. Çok özel anlatacaklarımız var. Reyli zaman reklamlardan sonra buradayız. Şimdi reklamlar. Sevgili kardeşlerim, boyun ağrıları çok önemli. Neden önemli? Boyun ağrılarının sadece boyun bölgesinde kalması açısından değil, boynun bulunduğu bölge çok önemli bir bölge. Neden? Bir kere beynimize kan götüren çok önemli damarlarımız var. Başımıza kan götürüyor ve geri dönüyor. Eğer o damarlarda bir tıkanıklık olursa ne oluyor? Baş dönmeniz oluyor. O damarlarda bir tıkanıklık olursa unutkanlıklarınız oluyor. O damarlarda kireçlenme dediğimiz iyice damarlarda daralmalar olursa baş dönmesi fazla olup düşebiliyorsunuz. Dengesizlik oluyor. Yani iki taraftan da giriş çıkışlar çok önemli olmasın. Yani Yüce Allah'ın buyurduğu şah damarı tam burada. Hani ne diyor Yüce Rabbim? Ben size diyor şah damarından daha yakınım. Ben sizin içinizdeyim demek istiyor. Tam burada. Şah damarımız da tam burada. İki taraflı böyle. İşte boynumuz bir boru. Borunun etrafında etler var yani, şah damarı var. Şimdi gösterelim bunları. Şu iskeleti verin, şu şeyi. Kas iskeletini. Heh. Ne demek şah damar? Tamam. Ana damar. İşte şah, ana damar. Ana damar demek. Boynumuzda böyle kas yapımız var. Gördüğünüz gibi. Esasında şu küçük boyun şeyini ver. Bakın, bu kadarcık bir boru. Bir de bu şekilde kaslar var. Sen bunu tut. Tamam. Şimdi kardeşlerim, bu kırmızı gördüğümüz ana damarımız. Beyne kan getiren damarımız. Bir de yanında toplar damarımız var. Bu sarılar da sinirler. Şimdi boynumuz o kadar önemli ki, boyunda burada diskler var. Bu disklerle bakın kırmızı kanın ne kadar komşuluğu var. Yani sizin boynunuzda oluşacak bir fıtık aynı zamanda beyninize daha az kan gitmesine sebep olabiliyor. Beyninizde daha az kan gittiği için bu fıtığa bağlı başınızda dönmeler, kulakta çınlamalar olabiliyor. Kulakta çınlamalar oluyor, baş dönmeleri olabiliyor. Boynumuzda kaç tane kemik var? Kaç tane var? Peki var bir soru daha soralım. Dur. Feridun Bey, fikir olanlar var. Dört mü? Dört mü? Yedi. Peki. Başka? Boynumuzda yedi tane benim kemik var. Belimde sekiz tane platin var. Onu biliyorum. Benim de 8 tabak. Herkes kendi yaşadığını biliyor. Doğru. Verdim. Boynumla ilgilenmedi hanımefendi. Şimdi boynumuzda 7 tane kemik var. Doğru. Boynumuzda 7 tane. Harika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu kadar kısımda boynumuzda 7 tane kemik var. Bir soru soracağım. Dikkat edin ama. Bilene de hediyemiz de olsun. Hadi bakalım. Farenin boynunda mı daha çok kemik var, zürafanın boynunda mı daha çok kemik var? Fare. Bir daha söyle. Fare de var. Vallahi fare çok iyi hemen. Fare de var. Ayşe abladan kaçmıyor. Fare. Fare. Neden? Fare. Ama ya çünkü dönüyor. Bir dakika fare durun. Evet. Bir dakika durun. Fare. Bir dakika durun hanımlar. Ama zürafada kocaman ya, bir mantık yürütsenize. O boynuyla ne kadar her şeyler yapıyor, böyle döndürüyor, ediyor her şey. Hatta hiç zürafanın hiç kavga ettiğini gördünüz mü? Kavgada en çok neresini kullanıyor? Boynunu kullanıyor. Boynuyla böyle rakiplerine vuruyor. Oh, süper süperdin ya. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor bir daha? Çok hoşuma gitti. Şimdi biraz sonra hayvanat bahçesinde zürafayı göstereceğiz size. Zürafanın beslenirken neler yaptığını. Bir de zürafanın hiç dizlerini kıvıramadığını biliyor musunuz? Dizlerini kıvıramıyor, su içmek için
Bacakları açıp böyle yanaşabiliyor ancak. Öyle bir enteresan özelliği var. Çok enteresan. Ve Feridun Bey o kadar uzun boynuna rağmen ses teli yok. Ha. Ses telleri yok boynunda. Evet. Ben de onu biliyorum. Bravo Serap Hanım, güzel bir şey söyledi. Peki bir güzel bir şey daha söyleyeyim zürafayla ilgili. Ne? Dünyada boynuzuyla doğan tek hayvan. Boynuzuyla doğuyor. Evet, küçük boynuzları var. Boynuzlarıyla beraber doğuyor. Yani yavru zürafa doğar doğmaz boynuzları var. Üç tane gibi hani değil mi? Şöyle taç gibi. Koyunların, kuzuların önce yavaş yavaş çıkıyor. Keçilerin, geyiklerin hepsi sonra çıkıyor. Ama zürafanın şurada küçücük iki tane, bir de ortada mı o başka bir şey. Burada iki tane boynuzu var. Ve dünyada boynuzuyla doğan tek hayvan diye okumuştum bir yerde ama. Burayı bir dikkat edin. Bir daha konuşalım. Bak iyi düşünün. Zürafanın boynu kocaman. Niçin onda daha az kemik diyorsunuz ya? Bir de ne kadar hareketli. Sağa sola çeviriyor, indiriyor, kaldırıyor. Fare şu kadarcık. Ama her yere giriyor diyor, dönüyor diyor. Hareketi çok diyorlar. Burada batın kentler sınıfta kaldınız. Bilemediniz. Farenin boynunda mı? Zürafanın boynunda mı çok kemik var? Zürafanın diyeyim hocamı dinleyin. Tamam. Önce de zürafa. Öyle mi? Bir de İranlı kardeşimize soralım. Ta İran'dan geldi. Evet, İran'dan gelmişler. Nereden geldin? Bir tanıt bize kendini. Biz İran'dan, Azerbaycan'dan geldik. Azerbaycan Türklerinden kardeşimiz ama İran bölgesinde oturuyorlar. Oradan geldiler. Bizim programımızı çok severek seyrediyorlarmış. Evet. Doğru mu? Tutsana mikrofonu bir dakika Serap Hanım. Veriyorum, tamam. Veriyorum. Çok evet, seyrediyor bizim program? Evet, ailecek seyrediyoruz. Her sabah vakitlerimizi öyle ayarlıyoruz ki dışarı çıkmayalım o zamanlar. Muhakkak bizi seyredelim evet, diye. Evet, muhakkak seyredelim. Bizim sabah cimnastiğini de çok güzel yapıyorlarmış. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Şimdi Serap Hanım'ı da çok seviyoruz. Sizi de. Ay, sağ olun, çok teşekkür ikinizi ederim. İkinizi de çok seviyoruz çok yani. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Allah razı olsun. Sude Can'ı da çok seviyoruz. Sude'miz, kızımızı da çok seviyoruz. Biz de bütün kardeşlerimize, Azerbaycanlı kardeşlerimize hepsine yürek dolusu selamlar gönderiyoruz. Dün çok enteresandı bizim muayenehanemizde. İran'dan kardeşlerimiz vardı. Irak'tan kardeşlerimiz vardı. Suriye'den vardı. Bulgaristan'dan vardı. Kanada'dan müşterimiz vardı. Kanada'dan. İnanın Kanada'da gece kalkıp seyrettiklerini söylediler. İnanılmaz mutlu ettiler bizi, sağ olsunlar. Kanada'dan uçağa binmiş, tedavi için geldi bize. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Dün bizim orası Birleşmiş Milletler gibiydi. Çok güzeldi, sağ olsunlar kardeşlerim. Evet, soruyu bir daha tekrarlıyoruz. Son kez soruyoruz. Zürafanın boynunda mı çok kemik var? Farenin boynunda mı çok kemik var? Batı kentli kardeşlerimiz fare dediler. Çünkü çok oynatıyor boynunu dediler. Ben de diyorum zürafa çok uzun boynu diyorum. Bu ablam da şey zürafa dedi. Evet. Sonucu söylüyoruz. Hiçbiriniz ozon yağını kazanamadınız. Size halbuki güzel bir ozon yağı vardı hediye. Kazanamadınız. Niye kazanamadınız? Biri zürafa dedi, biri fare, biri kazansın. Kazanamadınız. Çünkü ikisinde de aynı eşit. 7'ye 7. Rabbim öyle bir enteresanlık bir koymuş. Yedi, ama farenin boynu bu kadarcık. Zürafanınki böyle böyle. Evet, şimdi sevgili kardeşlerim. Kemikleri ona göre. Boynumuzla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Biz evet. İnsanlarda da, bakın bu annemin boynu bu kadar. Bu kardeşimki bu kadar. Bu kızımızınki bu kadar. Bakın hepsi birbirinden farklı. Bu uzun boyunlu. Bu biraz daha orta. Bu biraz daha kısa. Bak eşit koyduk. Bu kısa. Bu orta. Bu uzun. Hepsinin de boynunda şikayetler var ama. Şimdi bak. Bu diyor ki ben diyor ders çalışırken ne oluyor anneciğim? Evet ders çalışırken boynumu eriyorum ya. Burada sıkıntılar oluyor. Sonra ellerine mi vuruyor ne oluyor? Ağrı ellerine evet, geliyor mu? Ellerime de geliyor. Bakın boynunun uzun olması ona bir dezavantaj sağlıyor. Yani kötü oluyor. Buradan kalkan ta kola kadar inen sinirler var. Hemen göstereyim bakın getir. İşte boyun bu açıdan çok önemli. Buradan böyle iniyor görüyor musunuz? Bu bölgede o nedenle boynunda ağrılar oluyor. Ellerine vuran uyuşukluk oluyor. Senden nasıl şikayet oluyor abla? Ben iş yaparken filan. İşte boynumdan kolum uyuşuyor. Bakın bu ablamın da yine koluma doğru uyuşukluk evet. vuruyor diyor. Sende ne oluyor abla? Benim hocam yük taşırdığım zaman fıtıklarda demek sıkışma oluyor, ağrım oluyor. Sonra gördüğünüz ellerimi gibi, hareket ettiriyor. Üçünün de şikayetleri şey farklı.
Boynunuzda çok özel noktalarınız var. Şimdi size o özel noktaları göstereceğiz. Şu kızımızı kullanalım şöyle. Bir zahmet şöyle bir kalk annem şöyle. Şöyle bize şöyle arkanı dön. Bizim özel bir aletimiz var. Bu aletle boyunda ağrılar nerede oluyor, nerede olmuyor bulalım. Bu ablamızı da kaldıralım. Seni de şöyle kaldıralım. Arkanızı döndürüyorum çünkü ensenize göstereceğim. Şöyle otur abla sen de böyle. Şimdi aletimizin özelliği bizim ofisimizde kullandığımız akupunktur noktalarını bulmaya yarayan, boyunda ağrı olan noktaları bulmaya yarayan bir alet. Şimdi bu aletimizi nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Size de evde nasıl bulabileceksiniz onu göstereceğiz esas. Tamam, aletimiz çalışıyor. Sen şimdi tut bakayım abla şöyle elini. Bakın boynunda şöyle şu bölgelere uygulayacağız. Nasıl yaptığını anlatacağız. Bakın ağrılı noktayı görünce ses yapmaya başlıyor. Aletin özelliği o. Bize boynunun neresinde ağrı var onu gösteriyor. Mesela bak başka bir yerine tutalım. Bakın başka bir yerine tutalım. Bakın burada ses soluğu çıkmıyor. Bakın. Buraya geliyoruz. Evet. Burada diyor ağrı var diyor. Boynun burasında diyor ağrı vardı. İyi değil burası diyor. Doğru mu abla? Evet, evet hocam. Bize aynı zamanda burada sayısal olarak da değerini veriyor. Sayısal olarak yani boynunu bakın şuraya tuttuk ağrımıyor ama buraları ağrıyor. Doğru mu abla? Evet, evet hocam. O kısımlar zaten. Tamam. Şimdi bu tarafa geçelim. Bakın burada da. Abla bir soru soracağım. Boynunun bu tarafı mı daha çok ağrıyor, bu tarafı mı? Bu tarafı çok ağrıyor hocam. Bakın o kadar bariz belli oldu ki bakın. Evet. Şimdi buraya baktık. Bak ses var. Buraya geldik. Var ama ne kadar az ses. Sizden tarafı çok ağrıyor. Gördüğünüz gibi boynunun bu tarafı daha çok ağrıyormuş. Ne akıllı bir aletmiş bu ya Feridun Bey. Gerçekten öyle. Nasıl, evet, evet. Nasıl akıllıymış? Çok, çok enteresan. Japonların bulduğu bir teknolojiyle bütün ağrıların elektrikli bir sistemle olduğunu gösteriyor bu makine bize. Bu elektrikli bir sistemle bunu aynı zamanda belde de dizde de kullanıyoruz. Ağrının nerede olduğunu bulmaya yarayan bizim gösterdiğimiz bir aletimiz. Gördüğünüz gibi ablamda da bariz çıktı. Bu tarafta daha çok ağrısı var. Sesini bu şekilde yükseltiyor. Evet. Peki siz evde nasıl bulacaksınız, ne yapacaksınız, nereye masaj yapacaksınız onu göstereyim. Şimdi bir kere şu orta nokta dediğimiz yeri çok güzel tespit edeceksiniz. Yani kemiğinizi iyice anlayacaksınız. Bakın burada ablamın belli. Orta noktanın... Peki orta sen de bu alet gibi anlayabilir misin? Şimdi mesela... alet gibi anlayabiliyoruz. Biz neden anlıyoruz? 38 sene oldu. Hı. Parmaklarımızı şöyle yoklayalım. Tecrübenin buradaki kasıl spazm yani kasılmasına bağlı. Kasılmasına bağlı. Şimdi kardeşim onu nasıl anlayacaksın? Bir elini şöyle şu omuzunun şu yumuşak bir yerine dokunacaksın. Hı. Yumuşak bir yerine. Dokundum. Ondan sonra götüreceğim bir de boynuna dokunacaksın. Bakın tabii nasıl, ki. Nasıl sert değil mi? Tabii ki. Heh. Tabii ki hocam. İşte böyle sertse bil ki orada ağrı var. Şimdi bu tarafa getir elini bak. Şuraya bak. Evet. İkisinin arasında fark var. Bu fark taraf var. Daha sert, bu taraf, bu taraf daha yumuşak. Daha yumuşak. Sert olan yerde biliniz ki ağrı var mukayese yaptığınızda. Evet. Bir taraf yumuşak, bir taraf sert. Bütün seyircilerlik i̇şte, hepimiz tut bakalım, bulduk. Bu kırmızı hepimiz ablaya bir tut bulduk. Bakalım. Hepimiz bulduk. Ay 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 diye diye. Bu kolum zaten elimde uyuşur benim her zaman. Bir şeyleri 5 dakikadan sonra iğneyle fazla dikiş dikemem. Buradan hemen bak aynı hocam söyleyince aynı buldum. Evet. Kolumda da evet. Buldum. Sizler de o zaman buldum. Evde muayenenizi evet, nasıl yapacaksınız? Evet. Önce kasınızın vallahi yumuşak evet, bir yerine elleyeceksiniz. Hocamın dediği gibi bak dokununca aynı hocam sizin tarifeyi uygulayınca buldum. Buldunuz. Evet. İşte evet. Siz de bu aleti doğal olarak kendiniz uygulayabilirsiniz bu şekilde. Getir onu getir güzel. Hemen. İşte bulduktan sonra peki çözüm ne? Şimdi çözümü konuşalım. Bulmamızın kuralı bulalım, evet. Kasımızı yoklayacağız yumuşak bir yerini, omuzumuzda bir yeri. Ondan sonra iki tarafında mukayese yapacağız. Hangisinde daha sertse ağrı o tarafta daha fazla. Ben şimdi bir kalem verdim, ablamızı da bir gösterelim. Hemen tekrar sileceğim ablam, özür dilerim. Şu boyun kemiğiniz kardeşlerim. Boyun kemiğinizin birer parmak kenarları
çok önemli noktalarınız. Sizin masaj yapacağınız, tedavi yapacağınız ana noktalar buralar. Bakın şimdi o noktaları, neden o noktalar olduğunu göstereceğim. Tut abla gene. Bakın kardeşlerim. Bakın. Buralarda hafif sesli, bakın. Bak. Bak noktaya basınca nasıl yaygaraya basıyor. Bak şimdi devam ediyorum. Ses azaldı. Bak. Noktada arttı. Noktanın olduğu yerlere sizler masaj yaparsanız çok rahatlarsınız. Sizler de bu noktayı nasıl bulacaksınız? Orta kemiğinizin yarım parmak kenarlarındaki her yere masaj yapınız. Bakın bir daha göstereyim. Bak. Burada ses soluğu az çıkıyor bak. Bak. Burada fazla bak. Az. Noktaların olduğu yerde fazla. O zaman benim böyle aletim yok. Nereden bulacağım hocam? Dünya para verip de nasıl alacağız, nasıl edeceğiz? Yani bu noktalara değil de şuraya masaj yapsak o kadar etkisi olmuyor. Zarar olmaz ama. Ama esas yapacağınız noktalara yaparsanız masajı çok daha rahat edersiniz. Peki bu masajı ben kendi kendime nasıl yapabilirim? Abla şimdi elini ver. Uzanabildiğin noktalar işte bakın. Buralara kendi kendinize de yapabilirsiniz. Kimseye minnet etmeden. Kurda niye boyun kalın demişler. Ben kendi işimi kendim gördüm demiş. Sen de kendi işini kendin göreceksin abla. Buraya böyle masaj yapacaksınız. Hanım kardeşlerimiz, boyun ağrılarında bu kullanacağınız noktalara masajlar çok mükemmeldir. Bakın burada da gösteriyoruz. Şu noktalara yapıyoruz, şu noktalara. Evet. Bunları bu şekilde masajınızı çok rahat yapabilirsiniz. Eşinize de yaptıracağınız zaman müsaade edin ya da birisine. Bu noktalara baş parmağıyla şöyle bastıra bastıra yapılan masajlar rahatlatacak. Şöyle mi? Evet. Aynen öyle. Peki, baskı yapacağız sadece, öyle mi? Aynen baskı yapacak. Peki baskı yaparken de ne yapacak ama? Ozon yağı. Parmağınıza birazcık varsa ozon yağını bu bölgeyi önce bir yumuşatacaksınız. Bu ozon yağı kantoronlu ozon yağı olursa daha da iyi. Şimdi kantoron yağı var, bir de onun kantoronlu ozon yağı var. Yok kantoron yağı buldum, güzel. Sade zeytinyağı buldum, o da güzel. Sade kantoron yağı buldum, o da güzel. Ama tercihen ozon yağı olmasında yarar var. Buraları sürdükten sonra, orayı önce yumuşattıktan sonra buraları şu şekilde yapılacak masaj inanılmaz bir şekilde sizi rahatlatır, aklınızda olsun. Her yeri olmak güzeldir ama bu noktalara yapılacak baskı birer dakikalık. Şu baskı sizi çok 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 rahatlatır. Biz de esas muayene... boyun masajı bu yani. Evet. En Shiatsu masaj denilen dünyaca çok meşhur bir masaj şeklidir bu. Bu noktalara parmağınızla birer dakika basarak yaptığınız masaj bütün boyununuzu bir anda rahatlatır kardeşlerim. İşte ben de şöyle yaparım. Hani kendi doğru. Kendime. Bak dikkat et gene evet, o noktaları evet, yapıyorsun Serap Hanımcığım. Şöyle gayet evet. Güzel. Doğru. Bu boynum ağrıdığı zaman hani şu bölgelerde çok etkili olur değil mi? En çok boynunuzda evet. Masaj yapacağınız yer şu. Evet. Şurasıdır bak. Şurası. İskeleti gene getir. Kemiklerin bittiği yer bak. Buralardır. Buralara mükemmel masaj yaptırdığınızda çok rahatladığınızı hisseder. Onu getir. Bakın ne kadar güzel söyledi kardeşim. Azerbaycanlı kardeşim. Bakın şu kemiklerin bittiği yer. Görüyor musunuz? Şuraya yapılacak masaj sizi en çok rahatlatacak nokta burasıdır. Aklınızda olsun. Onu da kendiniz nasıl yapacaksınız? Abla ver ellerini. Evet. En son noktaya. Buraya bastır şimdi. İşte kardeşim boynum ağrıyor, başım ağrıyor dediğinizde hemen bu noktayı bulun. Bu noktaya yapacağınız masaj sizi hemen rahatlatacaktır. Gelin biraz konuyu değiştirelim. Şöyle bir rahatlayalım. Ağrıdan sızdan kurtulalım. İstanbul'da Darıcı Hayvanat Bahçesi'ne gitmiştik. Orada görüntülerimiz var. Onları görelim. Herkese bu yere gitmeyi tavsiye ediyorum. Bilhassa çocuklarınızı götürünüz. Çocuklarınız inanılmaz mutlu olacak. Bazı kardeşlerimiz kızabiliyorlar. İşte o doğal hayatta yaşaması gereken hayvanları hapsetmişler diye ama çocuklarımıza da başka türlü nasıl öğreteceğiz, nasıl eğiteceğiz, nasıl eğitimini vereceğiz, aslanın ne olduğunu, kaplanın ne olduğunu nasıl göstereceğiz? Mecburuz bu şekilde. Bütün dünya böyle yapmış. Biz de mecburen yapılmış.
Çok güzel bir hizmet. Bir seyredelim beraberce. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet sevgili seyircilerim, şu anda Papağanlar Cenneti'ndeyiz. Papağanların kafesine özel izinle girdik. Sağ olsunlar bize müsaade ettiler. Gördüğünüz gibi çok güzel renkleri var. Güzel papağanlarla beraberiz. Bunlar iyice alışmışlar. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Bakalım ceviz verince biraz yanaşıyorlarmış. Bakalım ceviz verebilecek miyiz? Cevizle besleniyorlar. Bakalım nasıl kıracak şimdi. Gördüğünüz gibi elleriyle bakın ne kadar güzel kırdı. Bak bak birbirleriyle paylaşmıyor. Birbirleriyle münakaşa yapıyorlar. Öbürü istiyor. Ağzından almaya çalışıyor. Bu kadar güzel bir hayvandan bu kadar böyle kötü bir ses de şaşırtıcı esasında. Evet. Her renk var. Harika. İnanılmaz güzel renkleri. Evet. Şu anda Puma'nın oraya geldik. Yine bu da kedigillerden. Bakın yavrusuyla beraber. Ama anne tedirgin oldu. Yavruma bir şey yapacaklar diye. Bakın ortalığı inceliyor. Yanında da hemen yavrusu. Gördüğünüz gibi annelik içgüdüsüyle hemen bize geldi. Yavruma bir şey yapacaklar diye kolaçan ediyor. Yavru da orada duruyor. Yavruya da yeni isim verdik. İsmi Pamir. Van'dan arayan bir ailemiz bu ismi önermişti. Anket yaptık. En çok oyu da o aldı. Şu an ismi Pamir. 4 aylık o da. O da 4 aylık. Yavru aslanlarla aynı zamanda doğmuş. Bakın anne burada çok tedirgin. Bizden biraz tedirgin oldu. Bizi incelemeye çalışıyor. Ay. Bak yavruma gelmeyin diyor. Feridun Bey. Evet. Senden çok tedirgin oldu. Hayır anne senden de. Hayır anne. Hayır yavrunun güzelliğine yavru, bak. Yavru da, tam bir kedi yavru. Ya. Kedi, iri bir kedi gibi gördüğünüz gibi. Süper yavrum. Aşkım baksana bana. Aşkım. Aşkım ağlarım ama. Aşkım. Şimdi gördüğünüz gibi bizi korkutuyor ki yavruma gelmeyin diye. Annelik içgüdüsüyle bizi korkutmaya çalışıyor. Demin de bakıcısı Vahit Bey'e de aynı şeyi yaptı. Çünkü Vahit Bey onu yavrusundan ayırıp bakımını yaptığı için oradan kızıyor. Aynı tepkiyi bize de gösterdi. Korkutmak için. Evet, deminki Puma'nın anneyle yavruyu gördük. Burada da babası keyif yapıyor. Serap Hanım bu işe çok ya, çok benim. İsyan ediyor. Evet, diyor ki anneler uğraşıyor. Ya, anne yerde. Yavruyu koruyor. Evet, hep uğraşıyor, benziyor. Babalar oturuyor böyle izliyorlar. Nasıl babalar, büyüdüğünü babalar görüyorlar. Babalar kahvede keyif yapıyorlar. Yani. Nasıl büyüdüğünü görüyorlar. Aynı yerde bile değiller yani. Olsun ne yapalım. Dünyanın düzeni böyle. Demek ki Yüce Allah da öyle istiyor. Öyle bir nizam kurmuş. Öyle mi? Evet. Öyle mi diyorsun? Ben de bir kahve, ben de bir hiç kahveye gideyim. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Ben de bir kahveye gideyim Serap Hanım. Hep beraber yaşasınlar yani. Hiç hoşuma gitmedi. Demek ki öyle bir sistem var ki Allah da öyle yapmış. Hayvanlara öyle vermiş. Keyif, keyif yapıyor. Babalar keyif, keyif yapıyor gördüğünüz gibi böyle. Merhaba anne nasılsın? Merhaba. İyi misin anam? İyiyim Allah. Keyfin iyi midir anam? İyiyim Allah. Ne yapıyorsun? Biz... Nereye memleket nereye? Ardahan. Hoş geldin. Biz Ardahan'a geldik. Hangi köyünden Ardahan? Ardahan'ın Yanlıçam. Hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Hocam senden çok memnun kalıyoruz. İzliyoruz seni çok Allah memnun kalıyoruz anam, hocam. Allah razı olsun. Ellerim uyuşuyordu böyle. Seni sayenden böyle etmeyle ellerimiz açıldı. Açıldı. İşte Emel... Doğucu Hayvanat Bahçesi'nde daha Ardahan'dan gelen bir annem bizim program sayesinde diyor ellerim
Gayet güzel rahatladım. Ameliyat. Güzel dünyaları bağışladı annem sana. Ameliyat dedi doktor. Ameliyat olmadım. Senin sağından yani güzel. Şeydi güzeldi. Allah razı olsun. Sağ ol anam. Merhaba canım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah rast getirdi seni. Renk diyordum ben hocamın yanına bir gezsem şey Ankara'ya. Senin duanı almak nasip bize de. Allah'ın duası hadi olsun. Allah razı olsun anam. Sen hadi Allah'a emanet ol anam. De, hadi görüşürüz. De. Hadi görüşürüz sen anam. De. Hadi Allah'a emanet ol. İnşallah. Hadi görüşürüz. Telli turnam selam götür. Ama nasıl gerisini getiremiyorum ya. Sevdiğimin diyarına. Getiremiyorum ama makamını. Üzülmesin ağlamasın. Belki gelirim yarına canıma. Hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Sevgili seyircilerim şu anda Telli Turnam'ın yanındayız. Gördüğünüz gibi genelde Akdeniz bölgesinde yaşıyormuş değil mi Görkem Bey? Yani genelinde her yerinde var. Ama hayvanat bahçelerinde pek olmazmış. Sadece burada görünen Telli Turnam burada geziyor. Adına türküler yakılmıştır biliyorsunuz. Telli Turnam selam götür yarime diye. Böyle yanık yanık türküler yapılan Telli Turnam burada. Ama sesi de çok çirkinmiş. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Sevgili kardeşlerim yaklaşık 1,5 litre kadar bir kazanın içine suyu koyuyoruz. Güzelce kaynattıktan sonra lahananın çölük geniş yapraklarından alıp içine atıyoruz bunları böyle. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu lahanalar yumuşayana kadar, bakın biz burada yaptık, yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Yumuşadıktan sonra bunu da boyuna nasıl uygulayacağımızı göstereceğiz. Şimdi burada size güzel bir şey söyleyeceğim, yalnız iyi dikkat edin. Bunları 5-10 dakika kadar kaynattık. Kaynattıktan sonra bardaklarım sağ. Bunun suyunu sakın atmayın. Bu suyu vücudunuzda ödem atılmasında çok faydalı. Vücudunuzda yağların yakılmasında çok faydalı. Bu suyu muhakkak için. Limon sıkıp içine. Ağzına sağlık. Yani döke saça döktüm. Olsun. Şöyle. Kardeşlerim Serap Hanım da iyiliği burada. Şimdi aynı şekilde Serap Hanım koysaydı bu, ben oradan bir sürü kızmıştım ona. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun filan demiştim. O bazen da diyor ki, demiyor canım kaşıyla gözüyle anlıyorum. Böyle garip böyle tuhaf şeyler falan diye. Kardeşlerim lahana suyu inanılmaz bir nimettir. Vücudunuzda idrarınızdan toksin atılmasından, yani pislik atılmasından çok faydalıdır. Tam zamanı böyle 1,5 litre suyun içine yaklaşık 6-7 yaprak lahanayı atın. Güzelce kaynatsın. 5-6 dakika kaynasın. Yapraklarını çıkarın. Ağrıyan bir yeriniz varsa sarın. Değilse de bunun suyunu bakın ne kadar güzel berrak. İçine birazcık Serap Hanım dediği gibi limon katabilirsiniz. Muhakkak ılık bir şekilde için. Günde 3-4 bardak içebilirsiniz. Hem vücudunuzdan toksin atıldığını hem de vücudunuzda yağların yakıldığını göreceksiniz. Evet, detoks gibi değil mi? Ağzınıza sağlık Serap Hanım. Çok faydalıdır. Sakın ihmal. Söyle abla. Bravo. Ablam Guatr'la evet, ilgili bir şey söyledi. Olmaz ona. Guatr'lılar, Serap Hanım dediği gibi Guatr'lılarda biz lahananın fazla tavsiye etmiyoruz. Doktorlarınıza danışmadan evet. Yapmayın. Brokoli suyunu da tavsiye etmiyorlar. Guatr'ı olanlar, doğru. Evet. Guatr'ı olanlar yapmasınlar. Ama diğer normallerde muhakkak yapınız. Ne güzel. Bir hafta böyle brokoli suyu, bir hafta evet. Lahana suyu. Evet. Haftanın bir günleri, bir günü. Erkek kardeşlerimizde idrarda yaparken biraz böyle kesilmeler olur gibi oluyorsa, çatallaşmalar olur gibi oluyorsa onların da içmesini tavsiye ediyorum. Öyle mi? Güzel idrar söktürür. Güzel suyunu, güzel idrar atılmasına yardımcı olur. Sakın ihmal etmeyin. Önümüzdeki günlerde lahana suyundan başka şeyler de söyleyeceğim. Şimdi getirdik lahanalarımızı haşladık. Haşladıktan sonra nasıl boynumuza kullanacağımızı gösteriyoruz.
iyice süzülsün. Yalnız sıcaklığını muhakkak kontrol edin. Aşırı sıcak olmasın. Sıcaklığını kontrol edin. Boynumuza nasıl uygulayacağımızı gösteriyoruz. Yaprakları şu şekilde boynumuza, ağrıyan yerimize böyle saracağız. Dışına da bir naylon sarmamız lazım. Biz streç sarın diyoruz her zaman. Streç de daha kolay olur diyoruz ama streç olmasa da olur. Bunu bu şekilde saracaksınız. Aşırı sıkmadan tatlı bir sıkıntı. Peki bu kaç saat dursun? En az 3-4 saat soğuyana kadar dursun kardeşlerim. İşiniz gücünüzle yapabilirsiniz. Lahana yapraklarını bu şekilde yapınız. Fazla lahanaları da dolma yapıp sararsınız. Evet. Bunu sakın ihmal etmeyin. Suyunu içtik. Bakın ne kadar güzel bir nimet. Suyunu içtik ayrı bir güzellik. Boynumuza sardık. Ya dizinize de sarabilirsiniz, belinize de sarabilirsiniz. Ama boyun da çok faydalı, aklınız olsun. Bunu sakın ola ki ihmal etmeyin. Tabii o kadar sıkmayacağız değil mi boynumuzu Ferit? Çok sıkmadık ya, soralım sıktık mı? Yok, sıkmadık, sıkmadık. Ha, şimdi sevgili kardeşlerim size çok güzel bir bulaşık makinesi deterjanı yapmamız lazım. Hemen onu hemen gösterelim. Lahanaları kaldıralım. İnanılmaz ekonomik, evet, çok inanılmaz ekonomik. Zararsız, en önemli özelliği o. Bulaşık makinesindeki deterjanlara ne kadar da dikkat etse artıklar kalabiliyor. Tabii lütfen kalıyor, bir dinleyin Serebanım. Bardakların üzerinde de hissediyorsunuz. Hem çok ekonomik hem de gerçekten çok güzel yıkıyor bulaşıklarınızı. Evet. Pırıl pırıl yapıyor ve makinenin içi de kokmuyor Feridun Bey bu yöntemle. Evet. Hadi ne bir yapıyoruz? Bir su bardağı karbonat alıyoruz. Bildiğimiz bir su doğal bardağı karbonat. Her yerde bulabileceğiniz bir su bardağı karbonat. Evet, bir su bardağı çamaşır sodası. Bildiğimiz soda. Soda biliyorsunuz Beyşehir gölümüz var bizim hani... Afyon yolu, Afyon Dinar yolu üzerinde bir gölümüz var. Soda gölü, bütün soda fabrikaları vardır. Türkiye'miz soda cennettir. Türkiye'mizde doğal olarak çıkar. Çok kıymetli, güzel bir şeydir. Evet. Bir yemek kaşığı limon tuzu. Fakat bu ezilmiş olacak. Evet. Yani biz burada çıkarttık. Toz bir yemek, olacak. Evet, toz olacak. Bir yemek kaşığı da kaya tuzu. Doğal kaya tuzu ve limon tuzu. Evet. Doğal kaya tuzu ve limon tuzu. Hepsini karıştırdık. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ben bunun içine şöyle üzerine... Limon yağı da koyuyorum Feridun Bey. Bir damla. Çok az. Karıştırmadan önce. Güzel evet, koku versin diye ama ben kokusu limon yağını yerine size daha güzel bir koku verecek bir şey söyleyecek şimdi Serap Hanım şimdi. Evet. Tamam. Hepsini bu şekilde hepsini karıştırıyorsunuz. Hepsini güzelce karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra bundan şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorsunuz. Harika oluyor Feridun Bey. Biz mükemmel, de bunları uyguluyoruz. Mükemmel kokan. Bulaşık, evet bulaşık makinesi deterjanın gözüne şöyle bir... tatlı kaşığı kadar koyuyorsunuz ve bulaşıklarınızı bununla yıkıyorsunuz. Hem çok ekonomik hem de hiçbir artığı kalmıyor. Bir daha sayalım. Karbonat, çamaşır sodası, evet, bir su bardağı limon tuzu, kaya tuzu, bir damla da limon yağı. Evet. Bir tek ablalar, limon bak, tuzunu birazcık dövüyorsunuz. Hani hepsi toz halinde olacak. Toz halinde olacak. Hepsi toz halinde olacak. Bir kokla abla bak. Çok değişik bir şey hocam. Güzel kokuyor çok değil güzel, mi? Çok güzel. Evet. Güzel. Bundan bulaşık makinenizin, gerçekten öyle. Vallahi bulaşık makinenizin hani şu deterjan bölümü var ya oraya güzelce koyuyorsunuz. Yok bu, o parlatıcı. Parlatıcı. Deterjan bölümü şurası. Şuraya dolduruyoruz. Gözüküyor mu bu? Ha çok güzel çekiyormuş kardeşlerim. Evet. Evet bunu aynı şekilde böyle koyalım şuraya. Biraz daha koyalım Serap Hanım az olmadı mı bence? Bence bir çorba kaşığı koyun siz bundan. Zararsız bunda. Yok, deterjanları fazla koymayın ama bundan istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Korkmayın. Yani eğer beklemiş bulaşıksa tabii ki de daha fazla koyuyorum. Ama bekletmiyorum genelde bulaşıkları. Hep ekonomik ayarda yıkıyorum. O çok önemli. Hani öyle 60 derecede falan yıkamıyorum. Ekonomik ayarda yıkıyorum. Bekletmiyorum. Bir tek yumurtalı ve işte öyle sucuklu falan baharatlı bulaşıkları yüksek ayarda yıkamak lazım. Ekonomi yapıyorum ya. Ondan zengin Allah olacaksın Feridun. Hiç öyle 60 derecede falan çalıştırmıyorum. Hanımdır bu. Ya vezir eder ya rezil eder. Sen bizi vezir eden bir tazın herhalde. Feridun Bey'e bir şey anlatacağım. Bir gün Feridun Bey'e dedim ki ne olur bana yardımcı olur musun? Feridun Bey de dedi ki bulaşık deterjanları çok zararlı. O yüzden senin için limonla bulaşıkları yıkadım dedi. Ama nasıl biliyor musunuz? Nasıl kirli kalmış, nasıl ya, yağlı ya kalmış. Ya atıyor vallahi değil. Niye ben deterjan onu... zararlı diyor. Ya Serap bunu kaç sefer söyledim. Kardeşlerim ne yaptım biliyor musunuz? Limon sıkılmış bir dakika müsaade et. Anlatayım da ondan sonra. Hala devam ettiriyorsun. Böyle bıçak yapmış, nerede? Böyle yapmış. Tamam böyle da yapmış, sildim. Yapmış, hayır yapmış, bulaşık yapmış. Makinesine konacak onlar. Olur mu canım bulaşıklığa koymuşsun. Hayır mi? Koymadım bulaşık. Atıyorsun evet, Serap Hanım. Aynen ya. Öyle yapmış. Kardeşlerim limonları kullanmış. Ben yıkadım, orada böyle gördüm. Ne yaptığımı söyleyeyim.
aldım kirli hani bulaşık makinesi. Böyle güzelce limonla oldum bunları. Ondan sonra su tuttum koydum oraya. Ne yapacaktık? Tekrar onu alıp bulaşık makinesine koyacağız. Ama bana dedin ki ya hiç dedin bulaşık. Bulaşıkları dedin hiç yıkamana gerek yok. Ben yıkadım hepsini dedin. Ya tamam yıkadım işte pisliğini yıkadım. Bundan sonra iş kaldım buraya koyacak. Oradan da kaldırıp şeye koyacak. Onu dedim. Ya çok güzel yardım etmişsin bir bana. Sefer, bir sefer aşkım. Diline düştük ya tamam ha. Ben de o sırada işim var. Bunu böyle yaptım koydum. Gittim başka bir iş var. Dedim onlarla uğraşacağım. Bulaşık makinesine yıkasaydım bari dedim yani. Limon. Ya dedi ki, pırıl yok, pırıl oldu çok güzel. Dedi. Pırıl pırıl oldu çok güzel. Peki dur bakalım. Şimdi şu güzel limon kabuklarını ne yapacağız? Onu söylesene bir de. Limon kabuklarını da onları da alıyorum ben. Şu ver. Verdim. Ver bana. Şu kaşıklık bölümüne. Şöyle çıkar. Evet kaşıklık bölümüne böyle koyuyorsunuz. Mis gibi de üstünde kokuyor. Üstünde kapatacaksınız ama. Kapatmazsanız her tarafa dağılır ha. Evet. Böyle kapatıcılar yoksa bazılarında o zaman bir bez torbanın içine koyup koyacaksınız. Evet. Ya da böyle şöyle olmaz. Yapıyorum. Ya da şöyle yapıyorum Feridun Bey. Böyle kapatıcı yoksa üzerine getiriyorum. Bulaşık süngerini de koyuyorum. Hani bulaşık süngeri de yıkansın diye. Kapatıcılar evet. Yoksa ben size bir başka bir güzellik daha yapıvereyim bulaşık hemen. Bulaşık süngeri. Şöyle bir tane kirli çatala şöyle delip delip koyun. Hiçbir yere de gitmez. Hiçbir yere de kaçmaz. Yani ben, ya da ben şöyle bulaşık süngeri koyuyorum. Bakın. Bak. Bu da pratik bir yöntemmiş. Ay hemen bu da parçalanır Feridun. Serap Hanımcığım böyle koyunca nereye parçalanacak? Böyle koyunca da parçalanmaz o zaman. Aynı mantık. Ya fırlar gider şöyle atlar su içinde püskürtün. Benimki de çok güzel mantık böyle. Zaten suyu alttan alıyor ya. Ha. Alttan aldığı için. Böyle İyice sıkıştırman içine lazım ama bu da fırlayıp gidebilir. Hadi canım o zaman bu da fırlar. Bu fırlamaz annem fırlar. Nereye fırlayacak? Gidecek yeri yok bak. O fırlarsa bu da fırlar Feridun. Hangisi fırlar Ayşe abla? Gördün mü? Bak sünger. Ayşe ablam çözdü. Peki evet, dur Ayşe bir de parlatıcı yapalım. Evet. Şimdi deterjan yaptık. Tamam. Deterjanlı kalmasın bir de parlasın. Ne yapacağız parlatıcı söyle. Evet parlatıcı içinde bir su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığı sirke koyuyorsunuz. Şöyle bunu da getiriyorsunuz parlatıcının içine döküyorsunuz. Bunu fakat da devamlı böyle kadar. Bir kavanozun içine koyacak. Koy kavanozun içine. Böyle bir kavanozun içine koy. Duracak bu da bir kavanozun içinde duracak. Bundan lazım olduğu zaman parlatıcının bölümüne bundan koyacaksın. Ne kadar? Bir bardağa bir çorba kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar, ben biraz daha fazla koyuyorum. Bir çorba kaşığı kadar sirke koymanızdan elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. Ya da kendi yaptığınız sirkelerden olabilir. Bu da mükemmel parlatıyor. Çok da güzel kokuyor. Evet. Aklınızda olsun. Ve bardaklarınızı da öyle içine leke bırakmıyor. Hemen dizilişinden bahsedelim. Evet. Feridun Bey ben şöyle yapıyorum işte. Bulaşık makinesinde yaptığımız bazı hatalar var. Dizerken biz erkekler daha çok yapıyoruz ama hanımlar da yapıyormuş herhalde. Ne yapıyormuş bir söyleyelim bakalım. Evet, ne yapıyormuş buyur. Feridun Bey? Mesela ne yapıyormuş hemen söyleyeyim. Tencereyi getirip şu şekilde şöyle kaparsak buraya. Görünüyor değil mi burası şimdi? Tencereyi bu şekilde kapatırsak. Alttan püskürdüğü için yıkama olmuyor. O zaman bunu nereye koymamız lazım? Ya kenarda dik durması lazım. Eğer burada yer yoksa üste koymamız lazım bunu. Böyle kapatacaksak. Neden? Eğer burada kapatırsak püskürtmüyor. Ona dikkat edeceksiniz. Bu böyle yukarıya koyacaksınız. Evet. Ki alttan püskürtüp yıkasın diye. Bunu biliyorsundur mutlaka. Tahta kaşık koymuyoruz. Bütün deterjanı içine çekiyor. Bulaşık makinesine kesinlikle tahta kaşıkların dışında başka neler koymuyoruz? Bir de böyle keskin bıçakları da koymuyorum ben. Bıçakları da koymuyorum. Başka tahta olan hiçbir şey koymuyorum. Teflonları koymayın. Ha evet teflonları da koymayın. Alüminyum kapları peki, hiç kullanmayın. Peki koyuyorum ben ama. Evinizde varsa alüminyum kap da hiç koymayın böyle ama. Böyle beyaz seramikleri koyuyorum ama. Onlar bunları seramikler olabilir. Onları koyabiliriz. Ama dikkat edeceğiniz en önemli şey bu bulaşıkları dizerken büyükleri mümkün olduğu kadar kenarlarda küçükleri de ortalara koyabilirsiniz. Bir de kardeşlerim bir yaptığınız bir hata şu pervaneyi muhakkak şöyle bir çevirip bakın. Bazen yüksek koyuyor tak diye vuruyor. Nasıl evet. Yıkandığını da gösteriyor. Alttan püskürtüyor değil mi alttan onu gösteriyor. Alttan püskürtüyor. Evet. Doğru alttan püskürtüyor. Tamam. Ve bıçakları nasıl koyuyoruz Feridun Bey? Bir de hani çocuklar falan açar diye bıçağı kesinlikle bu keskin yerini bıçağın keskin olan yerini aşağı doğru getiriyoruz. Yani ben orada hala aşağı şüpheliyim. Doğru getiriyoruz. Beni bir dinleyin. Siz bir karar verin. Ben Serap Hanım'la bu usta anlaşamıyorum. Evet, anlaşamıyorum. Serap Hanım diyor ki bulaşıkları böyle koyarsan ya çocuk ellemesin buna. Ben diyorum ki böyle koymak lazım ki kesmesin. Hayır böyle çocuk koyarsan, değil.
Böyle koyarsan şey yapa yapa keser. Bu dibini bozar. Çocuk bey Feridun bir kere var ya boş bulunup elini attığın an boş bulunmayın ya. Gözünüzü görmüyor mu orada bıçağı böyle görmüyor mu? Bıçağı görüyor. Boş bulunup şöyle attığımız an elimizi keser. Atmayın kardeşim. Kesinlikle çok tehlikeli. Böyle yaparsanız da bu alet hemen bozulur. Bozulursa bir daha alırsın. Ne yapayım? Bence böyle koymak lazım. Hangisini koymak lazım? Böyle mi? Ben alırım. Böyle değil mi? Evet ya. Bak ablalar nasıl diyor. Serap seninki yanlış. Serap Hanımki gibi diyor. Tabii Serap Hanımki gibi diyor. Duyuyor diyor ki benimki gibi diyor. Ya böyle mi böyle mi? Serap Hanımki gibi. Evet aynen öyle diyorlar Feridun Bey. Böyle. Ben bunlar bir an önce denilir diye korkumdan hep böyle koyuyorum. Peki deterjanı bir tekrar et diyorlar Serap Hanım. Çok telefon gelmiş bir deterjanı tekrar edelim. Tamam tekrar edelim. Bir su bardağı karbonat koyduk içine. Bildiğimiz doğal karbonat. Her yerde bulabileceğiniz ucuz karbonattan koyduğunuz bir su bardağı. Bir su bardağı da çamaşır sodası. Her yerde bulabileceğiniz ama toz. Hani böyle iri taneli değil. İyice toz olanlarından var şimdi. Her yerde bulabileceksiniz. Doğal soda diyeceksiniz. Toz soda. Doğal soda. Aldık. Çamaşır sodası. Bir yemek kaşığı limon tuzu. O da ama toz olacak. Ve toz. Dövülmüş. Şunları böyle havanda alacaksınız. Yoksa tozu şöyle alacaksınız. Ezeceksiniz bakın şöyle. Onu toz yapmak çok kolay limon tuzunu. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Evet böyle toz oldu. Evet yemek kaya tuzu o da böyle dövülmüş. Toz olacak. Toz haline getirilmiş. Bir damla da limon yağı koyuyorum ben. Siz iki damla da koyabilirsiniz. Biraz daha koku vermesi açısından ama, inanılmaz güzel bir koku veriyor. Ama koyduktan sonra mutlaka şöyle bir karıştırıyorum ki hani bunların içine de kokusu geçsin sonra diye. Sonra da bunu muhakkak bir kavanozda, cam kavanozda saklıyorsunuz şöyle ki. Ya. Züleyha bunu huni vermiyorsun. Ben böyle döküyorum. Hep böyle her seferinde güzelce kapalı bir kapta saklıyorsunuz. Her seferinde bundan bir çorba kaşığı kadar yıkama haznenize koyuveriyorsunuz. Bence bir tatlı kaşığı kadar. Bir de o haznenin kuru olması çok önemli Feridun Bey. Eğer kuru olmazsa, yaş olursa yapışık kalıyor ve dağılmıyor. Onu her seferinde şöyle bir hani arka arka yıkadığımız bulaşıklarda kurutmak gerekiyor. Başka püf noktası var aslında. Bir sürü var ama Feridun Bey telefon çaldı. Neyse sen söyle birkaç tane daha söyle. Makineyi çalıştırırken kesinlikle açmayacağız. Çalışırken açmayacağız. Evet çalışırken açıp. Durdurup açacağız. Hatta evet ozon döken hanımları bile biliyorum ben. Çamaşır suyu kesinlikle kullanmayacağız. Sakın ha. Çamaşır makinesine çok titizlik yapıp böyle çamaşır suyu damlatanlar. Hem de çalışırken bütün açıp. Hortumlarınızı mahvedersiniz. Bak şurada bir abla koyuyormuş. Hortumlarınızı mahvedersiniz. Bir önce makinenizin ömrü dolar ona göre yapmayınız. Evet. 6-7 yıkamada bir de boş bir kere boş çalıştırın diyorlar. Ha, evet. Temizlensin kendi kendini diye. Bir de bunun bir temizleme haznesi var. Onu muhakkak açıp güzelce temizlemeniz lazım. Şu dip kısmında bir kısmı vardır. Onu bakın şöyle. Bakın çıkardım şimdi. Bunu muhakkak çıkarıp burayı güzelce sıcak suyla temizlemeniz lazım. Hatta buna biraz karbonat dökeceksiniz. Şuradan karbonatımız var mı? Karbonat döküp suya tutacaksınız. Aklınızda olsun. Öyle mi? Şundan döksek. Doğal karbonat. Bakın şöyle. Bakın böyle yapacaksınız. Bu birazcık bekleyecek. Ondan sonra suya tutacaksınız bunu. Güzelce bu delikleri pırıl pırıl açılacak. Bu süzgeç bölümü, bütün kokuyu yapan, pisliği yapan bölümü burası. Bunu 6-7 seferde bir ya da haftada bir muhakkak temizlemeyi unutmayınız. Karbonatlı suyla bir güzelce temizlenir can kardeşler. Feridun Bey, evet şu telefonları verelim, ayakkabıları bir verelim. Tabakları şöyle dizin diyorlar, böyle karşılıklı gelecek şekilde dizin diyorlar. Ne diyorsun ben genelde böyle diziyorum. Ama bunun eğimini öyle diyorlar. Vermişler ki Serap Hanım. Bunun eğimini bak şuraya çıkaralım gösterelim. Bunun eğimini öyle vermişler ki öyle dizmek zor olur. Nasıl koyacaksın bunu böyle, karşısına? Böyle dizin diyorlar. Birbirine olmaz. Yapıştı bak bu olmaz. Değil bence mi? O hatalı bir söylem. Öyle mi? Şurada olabilir belki dik duran yerde olabilir. Şöyle. Ama bir tek orada olur. Bence muhakkak eğimine yalnız tembih edilen şey şu ki birbirine şöyle yapışmasın. Hı-hı. Yapıştığı zaman arası kapalı alırsa. Bir de çok fazla doldurmayın değil mi? Çok fazla. Şu ayakkabıları bir verelim. Ayakkabıları bir verelim. Bir rahat edelim. Çünkü süremiz çok kısalmış. Evet ayakkabılarımızı veriyoruz. Şifreyi bilen kardeşlerimiz hemen telefona sarıldı. Mehmet Özdemir kardeşim İstanbul'dan arıyor. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. İyi günler. Neydi şifremiz abi? Bandaj. Çok güzel. Ne istiyorsun? Kaç numara 38 istiyorsun? 38 numara bayan ayakkabısı istiyorum. Duymadık abi. 38 numara bayan ayakkabısı. 38. Evet. Kaç yaşındaki bayan için istiyorsunuz? 55. O zaman şöyle spor modeli ya da düz modeli var. Tamam.
Spor modeli olsun spor o zaman. Spor modelinden verdik. Güle güle kullanın. Allah'a emanet ol Mehmet kardeşim. Bir telefonumuz daha var. Nur Teke, bugün İstanbullular hakim. İstanbul, buyur ablacığım. İyi günler. Şifreyi veriyorum. Bandaj. Bandaj, harikasın. Peki kardeşim, kaç numara istiyorsun? 42 numara erkek. Çok teşekkür ederim. Bağcıksız modeli. Bağcıksız modeli, makosan modelinden. Bak böyle pamuk gibi bir ayakkabıya sahip oldunuz. Güle güle kullanınız. Halklı, huzurlu günlerde. Evet, bir telefon daha alalım. Melia Kumaş ablamız. Melia ablacığım, merhaba. Merhaba. Neydi şifre abla? Bandaj. Bandaj, çok güzel. Kaç numara istiyorsun? 37. 37. Spor düz? Spor şey olsun, o kahverengiden olsun. Bence spor modeli al. Bak, yürüdükçe beline, tamam, olsun, ağrılarına olsun. Faydalı, varisine faydalı. Güle güle kullan. Şimdi kardeşlerim, reklama gitmek zorundaymışız. Maalesef kapatıyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra hemen buradayız. Evet sevgili kardeşlerim, deterjanlarımızı nasıl yapacağımızı öğrendik. Lahanayı öğrendik. Turşumuz vardı. Turşuyu fazla yetiştiremedik. Bulaşık makinesinde turşu yapacaktık. Önümüzdeki günlerde size yine yapıp gösteririz. Gel bakalım Serap Hanım. Misafirlerimizin sana bir hediyeleri varmış. Onları da. İran'dan gelen kardeşlerimiz bize çok güzel böyle hediyeler getirmişler. Mesela burada yazmışlar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Dünyanın en melek özlü, en iyi kalpli prensesisiniz. Yüzlü, yüzlü. Yüzlü dedim ben de. Yüzlü. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Bu sanaymış senin. Bana o yüzden diyorum. Özlü. O yüzden çok. Evet sen de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bakın bu da Azerbaycan'a. Evet, bu da İran'a bir takı ait kutusu, güzel sanırım. Takı kutusuymuş. Oo, içinde de kelebeği var. Erişim. Bunlar erişim. Bu neymiş? Bu da ama çabuk açın, vakit kalmadı, kapatmak zorundayız. Tamam, bunu da kapat. Gelin yanımıza şöyle beraber kapatalım. Şöyle dön. Gel abla, sen de gel yanıma. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, evet. Bir kalemlik. Evet, maalesef programımızı kapatmak zorundayız. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Ben Kanal 7'de kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.